قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Okuduğum ayette bizlere hitap eden yerin göğün sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki, bizi bir katre suda rahm-ı maderde hayız kanıyla yoğuran, bizi istediği şekilde koyan ve bu aleme getiren ve bu alemde yaşatan ve buradan sonra götürüp tekrar öldürüp, tekrar diriltip, tekrar öldürüp, tekrar diriltip bizi mahşerde cem ederek bu hayatımızın hesabını bize soracak olan Allah Celle Celaluhu. Kelam ne Hazreti Peygamber'in sözü, ne müftünün kelamı, ne imamın, ne hocanın. Doğru doğru Allah'ın kelamı. Her ne kadar Resul-i Ekrem'in mübarek dudaklarından zahir olduysa da Hak Teala söylemiştir Resulullah'ın diliyle. Gerçi Kur'an ezlebi peygamber est, her şey yüyet, hak ne müftü kâfir est. Güzel bir söz söylemiş Molla Cami. Kur'an'ı peygamber okudu ama kim ki Kur'an Muhammed'in kelamı dediyse o kafir oldu diyor. Kur'an, la şek ve la şüphe, Allah'ın kelamıdır, son kelamdır. Artık kullar ile hak arasında ne lazımsa hepsi Kur'an'da cem olmuş ve perde arkasında hiçbir nesne kalmamıştır. Kur'an'da hepsi cem oldu. 100 suhuf, 3 kitabın özü Kur'an'da cem oldu ve Allah bize bunu ikram eyledi. Daha böyle açıkça anlatayım. Bir adam Kur'an-ı Kerim'i okusa ve gelse dese ki ben Allah'la konuştum dese, yemin etse, yemininde yalancı değildir. Çünkü Kur'an Allah'ın kitabıdır. Allah'ın sözüdür. Celle Celaluhu Hazretleri. Okumasını bilmeyen bir adam öğrenmelidir. Bizde ilim, Müslümanlıkta yaşla, seneyle değildir. İki cihan serveri rahmetelil alemin şöyle ferman buyurmuş. Daima işitiyoruz. Kutubül ilme minel mehdi ilel lahdi, yani beşikten mezara kadar ilim tahsil edeceksiniz diyor Peygamber. Talip olun ilime diyor. Gene diğer bir hadis-i şeriflerinde ütbül ilme melekâne bis sîni hariyetun alâ küllü müslim ve müslimetin, ilim Çin'de dahi olsa, ilim Çin'de dahi olsa kadına ve erkeğe farzdır diyor. Kur'an-ı Mübin'i öğrenmeye çalış. Öğrenemedinse bugüne kadar öğrenmeye çalış. Öğreneceği kadar da Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını açıp böyle baksan, okumasını bilmediğin halde, iyi dinle. Sayfalarını şöyle çevirsen, baksan, o sayfalara bakan yüz, nar-ı cahime haram olacaktır. Allah ziyaret sevabı ihsan eder, ziyaret sevabı. Okuma sevabı değil, ziyaret sevabı. Öyle demişler büyüklerimiz. Onları rivayet ediyorum size. Ama öğren. Çok sevdiğin bir kimsenin bir mektubu gelse, nısf-ı leylde olsa, kapı çalınsa, postacı getirse, bilmediğin bir lisanla yazmış olsa, çok sevdiğin bir kimse, çok ihtiyacı olan bir zatın mektubu gelse, hem seviyorsun hem de ihtiyacın var ona. O lisanın diyen kişiyi o gece, gece yarısı uyuyamazsın, kapı kapı dolaşır bulur, o mektubu okutur ve dinlersin, değil mi? Eğer hakkıyla aşkın, muhabbetin varsa, sevgin varsa, ne demek istiyorum anlıyorsun yani. Eğer Allah'ı seviyorsan, Allah'la ilgin varsa, Allah'ı tanıyorsan, Allah'a imanın varsa, Kur'an'ı okursun. Hiç olmazsa okutur, dinlersin, öğrenirsin. Ama mücerret zahir kısmında kalma, meyvasını ye. Meyvasını yemeye çalış, meyvasını ye. Bir zahrı vardır, 7 batnı vardır. Bir rivayet 70 batnı vardır. Batın manası vardır yani. Bir zahir manası vardır. 7 ve 70 batın manası vardır. Öyle demişler hadis-i şerifte. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öğren. Dinini öğren. Öğrenmen lazım. Hem dünyanı öğren hem dinini. Biz hem dünyayı terk etmişiz hem dinimizi. Hem dünyamız harap hem ahiretimiz harap. Hani
Dinimizi bilmesek de dünyamızı bilsek gene kâfi gelecek ama o da yok bizde. Yolda yürümesini dahi bilmiyoruz maalesef. Görüyoruz benim söylememe hacet yok. Hepimiz şairiz. Adam gelip tank gibi adama çarpıyor. Kadın çocuk ben dinlemez. Yani o hale gelmişiz yani. Senin Ceddin 22 yaşında İstanbul'u fethetti. 22 yaşında bir adama soruyoruz gusül abdestini bilmiyor. Yolda yürümesini bilmiyor. Halbuki senin Ceddin bundan 5 asır evvel 22 yaşında İstanbul gibi dünyanın gözbeği olan bir şehre geldi. Resul-i Ekrem'in emriyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem emriyle geldi. Fethetti. 22 yaşında. Bıyıkları henüz terliyordu. Sen bakma resimlerde koca sakallı göründüğüne. Senin Ceddin. 4 kıtaya hükmünü yürüttü. 2 denizi havuz haline soktu. O vakit onlar Kur'an'a iyi sarılmışlardı. Allah onları âli kıldı. Gayrimüslimler Müslüman olmadıklarından dolayı ilerlemediler onlar. Ellerindeki kitaplarını geriye attılar. Ondan ilerlediler. Onların kitapları onlara buka gibidir ama onlar geri attılar kitaplarını. Biz de kitabımızı geriye attık. Biz geri kaldık. Abay Ecad'ın 4 kıtaya şan verdi. Zulüm yerine adalet. Cehil yerine ilim götürdü. Saadet götürdü, felah götürdü. Kapılar kendi kendine, kılıçını açmadık kapılara biz. Fethi fütuhat kendi kendine, kendi kendine oldu. Halk bizi istiyordu, adalet, adalet götürüyorlar. Bu Müslümandı, bu gayrimüslim demiyordu, adalet vardı. Herkes memnundu hayatında, herkes gülüyordu, hiç kimse ağlamıyordu. Hadi bir misalini vereyim hadi nasıl oluyor diye, nereden nereye geçtik ama. Bir şehri Müslümanlar aldılar. 3 şartı vardı şehri muhasa ettikleri vakitte. Ya İslam derlerdi ki İslam olun, ya cizyeyi kabul edin bizim idaremizi yani veyahut harp. İslam olurlarsa mesele kalmaz. Hemen bizle beraber kardeş olurlar. Aynı haklara sahip. Cizye verirlerse gene aynı haklara sahip olurlar. Yalnız ölülerini İslam mezarlığına gömmemezler. Bazı hususatları var yani bir hususatında. Dinlerinde serbest, dillerinde de serbest. Yahut harp ederler. Bir şehri muhasebe ettiler, tekil edildi. Böyle dediler ki biz şey vereceğiz, cizye vereceğiz dediler. Belki dinimizde kalacağız. Kumandan kabul etti ve şehre aldılar. Ve halk başına birer altındı senede. O devirin parasına göre. Aldı, topladılar. Fakat 6 ay sonra düşman kavi geldi. Ve Müslümanlar o şehri terk etmek mecburiyeti hasıl oldu. Kumandan dedi ki topladı halk şehir halkını. Paraları geri verdi. Biz sizi bir sene muhafaza edecektik. Edemedik. Düşman kavi geldi. Şehri bırakacağız. Gelin hakkınızı alın dedi. Haklarını verdi. Ve şehri bırakıp öyle çıktılar dışarıya. Allah-u Teala böyle adil olan kişilere yardım etmez mi? Allah'ın nusreti ve selameti daima şefkatli, merhametli, yardımlı, adil olan kişilerdir. Allah adillerle, doğrularla beraberdir. Allah iyilerle beraber değildir. Allah zalimlere yardımcı değildir. Abay ecdadımız böyleyiz. Şimdi 22 yaşında adam bakıyorsun ki Cenab-ı Hak'tan dahi haber yok. Hadi bırak onları. Yani bir adam camiden bilmez de başka zevkini bilir. O zevkini bilmiyor. Yemesini de unutmuş, giymesini unutmuş, gezmesini unutmuş, her şeyini bitirmiş, bırakmış. Müslümanlık insaniyetin kamilliyeti ve mükemmeliyetidir yani. Her devrin dinidir. Hiçbir zahmet ve zorluk yoktur İslam dininde. Zorluk ve zahmet çıkaranlar kendileri çıkarlar. Kendi görüşlerini söylüyorlar İslam diye. Din İslam'da öyle şey yok. O kendi anladığını söylüyor. İslam'ı söylemiyor. Zahmet zorluk çıkaranlar. Kolaydır. Çünkü Sultan-ı Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem yesiru ve la tuassiru beşiru ve la tunefiru buyurmuşlardır. Hazreti Muhammed Mustafa Zübde-i Alem Mahbub-u Rabbani Rahmetelil Alemi kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjde verin, refet ettirmeyiniz. Ta yarıda namaz kılınır. Çünkü secdeye mal yoksa ima ile kılınır. Çünkü vaktiyle süvariler harba giderken vakit bulamazlarsa eğer yere inip secde etmeye atların üzerinde secde ederlerdi. İslam süvarileri. Bu kadar hakkede girdiler. Hiçbir zaman namaz bırakılmadı. Hatta son çok acı
Söylediğim vakitte burnumun direği sızlıyor. Sen de sızlayacak kalbin, göğsün, imanın. Bu milletin kanını taşıyor sana ya. Son ikindi ezanlar okunuyor Viyana önünde. Bırakacağız Viyana artık. Masayı çözüyoruz. Son ikindi ezanları. Son Avrupa'da durumumuz. Ezanlar okunuyordu. Son ikindi ezan namazları kıldılar. Öyle döndüler gerisi geriye. Muhasarayı kaldırdılar. Muhasarada biri, mağlubiyette biri. Güçlük yok, zorluk yok İslam'da. En mükemmel din. Çünkü Allah dini. Son din. Cenab-ı Hak kendi üzerine almış hıfzını, emanını. Her şeyinde bir hikmet. Bir hikmet mi? Estağfurullah. Bin hikmet var. Bin hikmetinde bin hikmet var. Tarihten aciz. Kalemler katibi gelmez yazmaya. Katipler yorulur. Elhamdülillah ki Allah bizi bu dinde yaratmış. Bu ne lütuf Cenab-ı Hakk'ımızı? En büyük nimeti. Ve hitap edinle güzel yerine Cenab-ı Hak. Ya eyyühellezine amenu diye. Müminler, ehl-i imanın bir alameti de, fazla konuşmayalım, sizi yormayalım. Ya eyyühellezine amenu tekullaha, ya eyyühellezine amenu diyen Allah. İmanın bir alameti de rahmet ve merhamettir. Şefkattir, merhamettir. İyi dinle. Merhametsiz kalpte iman yoktur. Taş hak korkusuyla çatlar, su çıkar. Şefkatsiz, merhametsiz kalpten hiçbir merhamet bulmadığı gözden bir katra yaş çıkmaz. Allah Resulü Mahbubi Kibriya'yı Allah-u Teala kitab-ı keriminde yani Kur'an'da ilan ettiği gibi Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de de böyle hitap etmiştir. Aynen. وَلَكَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِسُهَا اِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِكَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Resul-i Ekrem, Hak Teala'nın Rahman ve Rahim sıfatlarının tecelliyatıdır kainata. Dünyaya değil, kainata. 100 bin dünya var. Bu alemden başka. Kayısını Allah biliyor. Hepsine rahmet peygamberimiz. Resul-i Ekrem, rahmeti tamdır. Rahman ve Rahimiyetin tecelliyatıdır. Herhangi bir kimse la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi, o kalpte iman bulunur. O kalpte iman bulunan kalpte rahmet bulunur ve şefkat bulunur. Allahü Teala Hazretleri yu'minune bil gayb ve yukimune salate ve mimma razaknahum yunfikun diyor bak şimdi. Evvela imanı gaybe veriyor. Bidayette ilmel yakın ahireti biliriz biz. Resul-i Ekrem haber vermiştir. Kur'an-ı Kerim söyler, evvela ilmel yakındır. Bir zaman gelir, bu alemde ahireti görebilirsin, bu alemde. Çünkü öteki alemde ne varsa bu arada hepsi vardır. Allah bir numunesini buraya halketmiştir. Onun için demişler, mutu kable ente mutu sırrını fehmeyleyen, haşrı neşri gördü bundan nef hayır sur olmadan. Kıyamet kopmadan, haşrı da burada görür, neşri de burada görür. Misali vardır çünkü. Şimdi kalbinde imanı olan Hazreti Muhammed'in ümmetidir. İmanlı kalp. İmanlı kalbi nasıl bileceğiz? Şefkatiyle, merhametiyle bileceğiz. Merhametsiz kalp imanlı olamaz. Hatta bir adamın imanı olmasa, şefkat ve merhameti varsa bil ki o adamda iman vardır, gizli bir imandır. Bir zaman gelir o iman meydana çıkabilir. Çünkü şefkat ve merhamet var. Cüneyd-i Bağdadi diyor ki çok mühim. Şimdi bak nasıl meydan nasıl olacak bir güzel. Sırası geldi. Karlı bir havaydı diyor. Bir mecusi ateşperest yani ateşe tapandı mı? Etrafı kar kavurmuştu. Kuşlara yem atıyordu. Ben bunu gördüm ve ona laf attım diyor. İrşad edeyim diye. Demiş ki mecusilerin yaptığı hayır Allah kabul etmez demiş. Çünkü Allah'a şirk koşuyor onlar demiş. Öyle söyledim diyor. O da diyor gülerek bana döndü dedi ki ey Cüneyt. Belki Allah benim yaptığım bu hayrı kabul etmez ama Allah görmüyor benim yaptığım bu iyiliği dedi diyor. Görmüyor mu bunu yani? Ben bir iyilik yapıyorum bunu Allah görmüyor mu? Kabul etmedi başka. Elbet görüyor. O bana kahvi dedi diyor. Bir zaman sonra ben Kabe'ye gitmiştim. Vazifeli hacı ifa etmeye. Bir de baktım bu mecusi Kabe'yi tavaf ediyor.
Durdum orada bekledim. Bitti tabi aldım yakaladım. Sen burada ne arıyorsun? Ya Cüneyt demiş. Hak Teala o iyiliği gördü. Bana imanı nasip etti demiş. Çünkü merhametli kalbin içerisinde iman mündemiştir. Perdesi yırtılmıştır. Bir kalpteki merhamet yok. Orada iman olmaz. Cenab-ı Hak Celle ve Tekaddes Hazretleri ne rızasını almak isteyenler. Allah baha Allah'a değildir. Bahane Allah'adır. Allah kullarını affetmek için bahane arar. Baha aramaz. Adama birisi bir kazık çakmış bir yere. Şimdi hayvanını bağlayacak bir şey bulamamış. Bir yer bulamamış. Bir kazık çakmış yere. Dedi benden sonra gelen kimse dedi buna namaz kılmak ister, istirahat etmek ister. Hayvanını bağlasın demiş. Hayret yapmış. Yere bir kazık çakmış. Sonra işini bittikten sonra bilmiş adına gitmiş. Sonra bir yaya adam gelmiş oraya. Bakmış yerde bir kazık çakılı. Ulan demiş ne biçim adamlar var dünya yüzünde demiş. Ulan buraya bir kazık çakılır mı? Bir ama gelir, çocuk gelir, ayağa takılır, yüzü düşer, kafası kırılır demiş. O da çekmiş kazığı çıkarmış, kaldırmış, atmış. Allah her ikisini cennete koymuş. İkisini hayır niyete. He? İkisinin niyeti hayra. Bir kazıktan dolayı cennete girmişler ikisi de. Biri çıkarmış, biri kalkmış, biri çakmış. Ha, şimdi bundan niye konuşuyorum bunu? Eğer imanımız varsa kalplerimizde, mahallelerimizde, bulunduğumuz mahallelerimizde, fakirler, garipler, yetimler, yoksullar, dullar, kimsesizler, zayıflar, az maaşlılar var. Bunlar hepsi biz bir milletiz. La ilahe illallah demişiz, bunu lisan ile tevhid etmişiz. Bir de bütünleşimimiz var, bir tevhidde toplamamız var. Bugünlerde bu fırsatı ganimet bilmelidir insan. Ve imanın alameti olan merhametini ishar etmelidir. Müslüman rahim olur. Müslüman şefkatli olur. Müslüman afif sahibi olur. Afif sahibi. Müslüman kerem sahibi olur. Müslüman ihsan sahibi olur. Müslümanın elinden dilinden hayır görülür. Şerli insanlar mümin olamazlar. Her ne kadar isimleri müminse de sünnetli de olsalar nüfus kağıtlarında İslam kayıtlı olsa son nefeste Hakk'ın divanı onların isimleri divanı imanda kayıtlı değildir. Kömür sizlere kömür bu havada suda atmaya kalkma. Soğuk su vereyim dedi içsin diye. Bunu yazın yaparsın. Madenize bakın odunsuz ve kömürsüzlere çıplak edeceksin ya yetimlere. İftihar etme balım var diye. Allah iftihar edenleri sevmez. Geçen sene babası vardı yetim değildi. Bu sene yetim olmuş. Bir daha senin de evladın, benim de evladım yetim olabilir. Allah bizim ruhumuzu kabz eder. Çocuğumuz yetim kalabilir, yavrumuz. Ayakkabısız kalabilir. Bunları düşüneceksin böyle. Mücerred yalnız Allah'a olan vazifen bitmiyor namazdan, oruçlar, irfan lazım. Yalnız oruçla, namazdan, hacdan iş bitmiyor. Bunlar vazifeyi diniye, dinin direkleridir. İslam'ın temelleridir. Ama irfan lazımdır. Şefkat lazımdır, merhamet lazımdır. Ve Cenab-ı Hakk'ın merhametini celbedelim ki Allahü Teala bize imanın tadını tattırsın. İmanın zevkini versin. İmanın lezzetini duyalım. Sonra biliyorsunuz ki Allah bir sevaba 10 sevap yazar, bir günaha bir günah yazar. Sabakat-ı rahmeti ala gadabı buyurmuştur. Gadabım rahmetimi geçti buyurmuştur. Sadakatta ve yardımlarda 1'e 70'tir en aşağı. Ey para sahibim diyen kişi, o para ebediyen senin olmasını istiyorsan eğer bugün git bir gönül al. Bir gönlünü satın al. Bir gönlü tavaf et bugün. Gönül Kâbesi. Bir ağlayan gözü sil. Bir acı doyur, bir çıplağa giydiriver. Bundan daha güzel bir vaaz olmaz. Bir de çık şöyle, ben akşam baktım gece, kabristandan geçti gece yolu. O üşüyenler çıplak yatıyorlar, üşümüyorlar artık kabirlerde. Yatakları ince gelenler de toprağa yatmışlar, hiç belleri ağrımıyor. Üzerlerinde yorganları da yok. Çıplak yatıyorlar, her şeylerini bırakmışlar. Evler, hanlar, hamamlar, geliratlar, banka defterleri, bankadaki bulunan paralar, altınlar, hepsini bırakmışlar düşmanlarına ve dostlarına. Orada amelleriyle baş başa kalmışlar. Yakın zamanda buraya gideceksin. Böyle olacak hadisatın nihayeti. Ben söylesem de böyle olacak. Söylemesem de böyle olacak. Hatırlatıyorum ben yalnız. Böyle olacak. O günler gelmeden malik olduğun mal ebediyen senin olsun istiyor musun?
Hak yoluna sarf et. Bugünlerde fırsatı ganimet bil. Böyle günlerde. Hemen. Hemen bir garibin başını okşa. Hemen bir fakirin kapısına git çal bu akşam. Ve ona gururlanana parayı verme, yardımı yapma. Zilletle git karşısına. Düşün. Düşmeyen kalkmayan bir Allah'tır. Belki senin cetin düşmüş, sonra kalkınmışsın. Yahut yarın düşmeyeceksin ne malum, onu da düşünüver. Hastanın başına gittiğin vakitte kendi hastalığını düşün. Cenaze namazı kıldığın vakitte kendi cenazeni düşün. Müjde olsun kimselere ki imanlarını yakine getirdiler, ihsana irdirdiler. Her ne kadar hakkı görmüşler de hakkın kendini gördüğünü bildiler. Her mekanda hakla beraber bulduklarını anladılar ve duydular. Her işimizi hakkın vakıf olduğunu, her işimizi hakkın gördüğünü, her konuştuğumuzu Allah'ın işittiğini ve kalbimizden geçen efkarımızın dahi Halik'in hak olduğunu bildiler. Bunlara ihsan sahip ederler, vera sahip ederler. Ömrünü boşa hebaya sarf etme. Güneş gururla ermekte. Gençliğe de güvenme. Hiçbir şeye dayanma. Akın akın beşer gitmekte. Yolculuk devam ediyor. Hiç durmadı, munkati olmadı. Bu cami benim zamanımdan beri kaç hava doldu, kaç hava boşaldı. Bu camiye kaç imam geldi, kaç hatip çıktı burada, bu kürsü, o hatibi eskitti. Mahkeme kadıya mülk olmadı. Bunu düşün. Hatırından bunu çıkarma. Hemen ibadet kemerini beline dola. Hatla uğraşma. Kendini görürsen başkasını göremezsin. Kendini bilirsen Allah'ı bilirsin. Hemen ibadet ve taat. Hemen ibadet ve taat. İbadet ve taatına dikkatli ol. Fakat taatınla kimseyi incitme. Kimsenin malını da çalma taatınla. Sakın öyle şey yapma. Yani hırsızlığına namazını alet etme. Bazı ahmaklar var öyle. Namaza geliyor, namazı uzatıyor. Ve ümiyeci, ümiyeci dolsun diye. Ama kıldığın namazın hiç faydasını görmesin. Yorgunluğu sana yer kalır. Sevabını sahibine verirler namazın. Özün, sözün doğru olsun. Dürüst insan ol. Ceddine layık ol. Kainata faik ol, ceddine layık ol. Dilinden yalanı at. Ya doğru konuş, ya tatlı konuş, ya hak konuş, ya sükut et. Allah kelamını dinlemeyen kulağa taşıma. Buna kurşun akıt. Düşmanın senin. Hakkı görmeyen gözü de kör et. O da düşmanın senin. Başucuna taşıma onu. Sadaka vermeyen el dost mu ya zannediyorsun kendine? Sadaka vermeyen, yardım etmeyen el. O da senin düşmanın. Başına bela. Başına taşıyorsun üzerinde. Allah yoluna gitmenin ayak senin dostunu zannediyorsun. O da senin düşmanın. Dilin Allah'a zikretsin. Kalbin Allah'ı sevsin. İnsanlığa hadim ol. Bir domuz dahi sus kalsa, domuz, domuz. Domuzun suyunu ver. Etini yeme ama Allah haram kılmış. Suyunu ver, hayvanı aç bırak, susuz bırakma. Yemini koyuver, sevaptır. O da mahlukat-ı ilahi. Yaradanı beğenmedin, yaradılanı beğenmedin. Yaradanı haktır. Etini yemeyiz, yeme demiş. Haram demiş, peki yemeyiz. Yaradan Allah. Ya. Kimseye fenalık yapma. Ah alma. Zulmetme. En müşkül şey yevmi kıyamette zulmedenler. Yevmi kıyamette ellerini ısıranlar zalimlerdir. Saçını sakalını yolanlar zalimlerdir yevmi kıyamette. Onların yardımcıları yoktur. Zalimler Havz-ı Nebi'ye vardığı vakitte onlara peygamber su verecek fakat melekler ya Resulullah der mi onlara su? Onlar zalimdir diyecek. Oradan mahrum olacaklardır. Sakın ha! Düşmanın dahi hakim olsa, düşmanın dahi karşısına gelse adile hükmeyle. İşaretine kapılalım sakın ha! İnsan ol! İnsan olalım! Vallahu yedilâ dâri selam ve ihdimen yeşâ ilâ sırâtı müstakîm.